Genç iş adamı Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Koruyan Sabancı, HT Kulübün bu haftaki özel konuğu. Aslıhan Sabancı yazdığı yemek kitabını, mücadele ettiği hastalığını ve bilinmeyenlerini anlattı. Genç iş adamı Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Koruyan Sabancı, HT Kulübün bu haftaki özel konuğu. Gıda hassasiyetini 2006 senesinde öğrendim. Kitabı 320 sayfa, insanın ailesi, yuvası, mutluluk kaynağı. Aslıhan Sabancı mutfağa girdi ve anlattı. Sonra biraz su koyuyorum çünkü su buharında pişecek. Kısık ateşte. 45 dakika, 1 saat pişebilir. Hem de çok pratik gördüğünüz gibi. 5 dakikada güzel bir yemek oldu. Yıl önce gluten alerjisi ve besin duyarlılığı olduğunu öğrenen Aslıhan Koruyan Sabancı, çölyak hastalarının lezzetli yemeklerle buluşabilmesi için Glutensiz Gurme Lezzetler adında bir yemek kitabı kaleme aldı. Gluten duyarlılığı, çölyak hastaları, gluten alerjisi, hatta besin duyarlılığı konuları çok önemli ve ciddi konular. Kişinin sağlığının sağlığında çok büyük rol oynayacak konular. Ben de gluten hassasiyeti ve besin duyarlılığı var. Bu konuları ben de kitabımda yer vermek istedim. Fakat çok ciddi ve mühim konular olduğu için Profesör Doktor Muazzez Garipaoğlu Hanım'dan ve başka beslenme bilimcilerden de bu konulardan kitabıma değinirken yardım istedim. İçinde de bu konulara yer verdim. Kitabım 320 sayfa. Biraz daha bekleseydim basmak için herhalde 500 sayfa olacaktı. Çünkü yemek yapmanın benim için sonu yok. Önce 100 sayfalık bir kitap olacak diye yola çıktım. Gurme olsun istedim özellikle. Çünkü bu konuda güçlük çeken insanların kendilerini mutlu hissetmelerini istedim. Onların da sofralarının kendilerince gurme olmasını ve hayatlarının bu şekilde mutlu geçmesini istedim. Amacım buydu. Kolay bulunan malzemelerle olsun istedim. Süpermarketlerde satılan ve kırsal kesimin ulaşamayacağı glutensiz un, kestane unu, işte yumurta tozu, glutensiz bisküvi gibi malzemeleri kullanmadan bizim mutfağımızda her yerden, bakkaldan, manavdan, süpermarketten bulabileceğimiz malzemelerle hazırlanmış olmasına dikkat ettim. Herkese hizmet etsin istedim. 77 besine duyarlılığı olan Aslıhan Hanım'a hastalığının hayatını nasıl etkilediğini sorduk. Buğday, çavdar, arpa gibi ürünlerde bulunan gluten adında bir proteine karşı alerjiden kaynaklanmaktadır. Hastaların bunu hiç tüketmemeleri, besin gruplarını almamaları gerekmektedir. Hassasiyet olan kişilerde de büyük reaksiyonlar yaratabilir bunlar. Fakat az miktarlarda veya dönüşümlü diyetler yoluyla tüketebilirler. Bu besin duyarlılığımı öğrendiğim zaman kesinlikle bir özel diyet uygulamayı düşünmedim. Ve testlerde hata olabileceğini düşündüm. İlk başta çok büyük dezavantaj gibi geldi bana. Ama daha sonra durumla mutlu olarak yaşamayı, alışkanlıklarımızı ona göre değiştirdiğimiz zaman bununla da mutlu olabileceğimizi anladım. Üç çocuk annesi olan Aslıhan Hanım, çocuklarının da kendi beslenme tarzına alıştığını söylüyor. İnsanın ailesi, yuvası mutluluk kaynağıdır diye düşünüyorum. Çocuklar birazcık en baştan işte beni zorlamışlardı. Ama onlar da artık alıştılar veya ben de alıştım. Yediremeyeceğim şeyleri onların yiyebileceği hale getirmek için bıkmadan usanmadan değişik çeşitlerde sunmaya çalışıyorum. Bir tanesi tutuyor mutlaka. Çocuklarıyla vakit geçirmeyi çok seven Sabancı, işinde ve evinde fazla titiz olduğunu belirtiyor. Müzelere gitmekten hoşlanıyorum, parklara gitmekten hoşlanıyorum. Yaz tatilleri bunun için çok güzel bir fırsat.
tatilleri değerlendirmeye çalışıyorum. Sabahları mutlaka okula ben hazırlarım, dönüşte ben karşılarım, ödevleriyle ilgilenirim. En büyük yatırımımız onlar. Görüyorsunuz hani kitabımda da çok 2,5 sene sürdü. Uzun bir süre ama her türlü detaya değinmek istedim. İşin uzmanlarına danışmak istedim. Tariflerin hepsinin analizlerini görmek istedim. Yazılırken hem yazım aşamasında hem fotoğraflarda defalarca beğenmediğim kareyi tekrar tekrar yaptım. O yemekleri çekildi. İş hayatımda da aynı şekilde. Evimde de aynı şekilde. Yani çok çok titizim. O yüzden pek çok projeyi aynı anda almıyorum. Yavaş yavaş iyi olsun ama daha uzun zamanda olsun. Güzel ve kaliteli bir iş olsun. Aslıhan Koruyan Sabancı sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı sevdiğini de söylüyor. Çocukluğumda Rotaryen bir anne babanın çocuğu olarak büyüdüm. Onların bütün sosyal sorumluluk projelerine dahil oldum. Gerek yardım konserlerinin organizasyon aşamasında, gerek kermeslerde, standta görev yaptım ayakta. Bu kitabımın satış aşamasında çapa çocuk kliniği, onkolojiye gelirini bağışlamak istedim. Yani ben seviyorum. Bir güzel bir iş yapıldığı zaman onu paylaşmayı, ondan çıkan sonuçları daha muhtaç insanlara yönlendirmeyi. Yemek yapmayı çok seven ve değişik tatlar yaratmaktan keyif alan Sabancı, tariflerini uygulamalı göstermek için mutfağa da girdi. Aslıhan Koruyan Sabancı, gluten içermeyen bir tarifle bonfile, polenta ve mantar soteden oluşan bir akşam yemeğini HT Kulüp izleyicileri için hazırladı. Bugün çok pratik, işten çok yorgun gelmiş bir insanın hemen 5 dakikada kolaylıkla ziyafet gibi gözükebilecek, zengin gözükebilecek bir menü yapmayı düşündüm. Koyuyorum çünkü su buharında pişecek. Tencerenin ağzını kapatıp kısık ateşte 45 dakika bir saat pişebilir. Yemek yapmak kadar yemek yemeyi de sevdiğini söyleyen Aslıhan Koruyan Sabancı, en çok özlediği yemeğin ise mantı olduğunu söylüyor. Karnıyarıktan bahsetmiştik, favori yemeklerimden bir tanesidir. Sebze yemekleri, fasulye, zeytinyağlı fasulye, kırmızı fasulye, bezelye, dolma, etli dolma, zeytinyağlı dolma, bayılırım. Mantı. Mantı da çünkü glutensiz olarak bir pirinç unuyla açmak veya bir patates unuyla açmak mümkün değil. Mantıyı özlüyorum.